Arkadaşlar, buyurun 12. derse hoş geldiniz. Bugün dosya işlemleriyle uğraşacağız ve yaptığımız işlemleri dosyaya kaydedeceğiz. Biliyorsunuz hani bir programı yazmak önemli değil. Bir programın yazdıktan sonra yapılan işlemleri de dosyaları log olarak kaydetmek en önemlisi. Bunun için de belki de hani C programlamanın en önemli konularından bir tanesini işleyeceğiz bugün. Şimdi hızlıca gene new, console, project, console ve şuraya dosya diyelim arkadaşlar. Ve dosyamızı, derleyicimizi açalım. Şimdi şunları bir daha temizleyelim. Türkçe karakterler için ilgili dosyayı ben direkt şöyle alayım. Buradan bu lokal kütüphanesini ekliyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda Türkçe karakterler için ekran yazdırılmasında set lokali de mailin içerisine dahil ediyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar dosya işlemlerinde dosyaların aslında şeyleri var. Modları var. İşte yazma, okuma, ondan sonra yazmanın üzerine ekleme gibi işlemler var. Şimdi bunları hızlıca direkt arkadaşlar örneklerle hemen açıklayalım. Şimdi burada ilk önce bir dosya tanımlıyoruz arkadaşlar. File. Ardından pointer'ımızı yapıyorum. Mesela pointer'ımız ne olsun? Dosya pointer'ın kısaltılması ptr. Sonra sayaç için integer i diyelim. Ve şimdi burada dosya pointer'ı biz açtığımızda file denilen yani dosyanın olduğu adreste dosya pointer diye bir işaretleyiciyle işaretliyorum. Yani ben dosya pointer aynı zamanda file oluyor arkadaşlar. Şimdi dosya ptr eşittir. Dosyamızı ilk önce ne yapacağız arkadaşlar? Açacağız. fopen. Ondan sonra ne diyelim? Mesela deneme nokta text. Text dosyası açalım ve bunu arkadaşlar write yani write modunda yani yazma modunda yapın. Yani dosyanın içerisine yazma. Burada eğer dosyayı hem yazma hem okuma istiyorsanız arkadaşlar plus koyuyorsunuz. Şimdilik biz write komutuyla işleyelim. Şimdi f diyelim. If dosya pointer eşittir. Eğer bu if içerisinde dosya açılamaz ise arkadaşlar dosya eğer açılamazsa yani ne olur? Boş karaktere eşit ise arkadaşlar ekrana yazdırsın printf string diyeceğiz. String'in serisi new line ve arkadaşlar dosya açılamadı ya da açılamadı diyelim. Açılamadı. Eğer null'a eşit yani boş karaktere eşit değilse arkadaşlar o zaman ne yapalım? İşlemimizi gerçekleştirelim. For i eşittir 0 i küçüktür 5 adet yazı yazdıralım ve arkadaşlar i plus plus döngümüzü arttıralım ve burada arkadaşlar artık dosyaya yazma işlemini gerçekleştiriyoruz. Dosyamızı açtık ve dosyamızın içerisine f print f diyerek dosyamızın içerisine yazacak olan fonksiyonumuzu çağırdık arkadaşlar. İlk olarak dosyanın yani açtığımız bu dosya aslında fopen diyor ya bu aslında dosya ptr. Bu hangi dosyaya yani nereye yazacağız? Dosya ptr'nin içerisine. Dosya ptr dedim ve ardından arkadaşlar ne yapacağız? Biz buraya değerler yazdıracağız. Yüzde d diyelim. Yüzde d diyelim. İ ondan sonra nedir? İ artı 1. Yani 1, 2, aynen. 1 fazlasını bize yazdıralım. Ve
Bu işlemi yazdırdıktan sonra arkadaşlar ne yapalım? Dosyamızı kapatalım. Çünkü dosyanızı kapatmazsanız sürekli açık kalır. Close. Neyi kapatacağım? Dosya. PTR'yi. Şimdi hemen bir mail yapalım. Ve ilgili dosyaya gidelim arkadaşlar. Bakalım gerçekten dosya PTR oluşmuş mu? Şöyle. Şimdi biz 12. ders. Şunu bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi işte 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Aslında onu şöyle yazdırıyoruz. Onu bir daha bir düzeltelim de. Düzgün yazdım. Şuraya new line komutunu ekleyelim. Ondan sonra bir daha bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Yani şöyle baktığında gördüğünüz gibi deneme text adında dosyanın içerisinde değerlerimizi yazdırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neydi? 0, ondan sonra sağındaki yani ikilerimiz neydi? Onun bir fazlasıydı. Bakın gördüğünüz gibi bu işlemi gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar şimdi biz bu şekilde mesela write yaptık ya, yani yazdırdık ya biz bu işlemi. Bir de bunların okunması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu dosyadan bir de okumamız lazım. Mesela bu dosyayı biz peki nasıl okuyacağız? Şimdi biz burada arkadaşlar şöyle yapalım. Biz şimdi else dosyamızı ne yaptık? Kapattık. Aslında şu anda dosya açık değil arkadaşlar. Ve bu değerleri bir de ekrana yazdırmak istiyorum. Şunun gene aynısını alalım. Arkadaşlar dosya okuma. Şuraya ne diyelim arkadaşlar? Dosyaya yazma. Şurası ne? Dosyadan okuma diyelim. Şimdi dosya okumada read komutu yani J olması lazım. Tam modun yani read modun için J karakteri kullanıyoruz. Ve bir dosyadan bir değer okumanız için ilk önce arkadaşlar o dosyamızı ne yapmamız lazım? Kapatmamız gerekiyor. Aynı burada oldu. Şimdi ben deneme text adı altında ilgili dosyam artık var. Zaten bir dosyayı oluşturamazsınız. Zaten onu okuyamazsınız. Şimdi burada ekrana yani oku yani dosyadan okuduğum değerleri ekrana yazdırmak için standard out kullanıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ve ben dosyanın içerisinde neleri yazdırmıştım arkadaşlar? i artı 1. Burada da i artı 1 yazmak zorundayız. Yoksa okumaz arkadaşlar. Bu aslında aynı zamanda neyin eşiti biliyor musunuz arkadaşlar? Printf. Yani bu printf'in eşiti aslında aynı zamanda. Bu ise yani dosya işlemlerinden. Ben bu değerleri bu dosyadan. Yani burada çünkü ne yaptım? Tekrardan dosyamı read modunda açtım ve ben okuduğum bu değerleri standart at diye ekrana yazdırdım. Şimdi bunu bir daha bir deneyelim ve görelim. Bakalım nasıl kaydetmişiz. Gördüğünüz gibi 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 şeklinde artık ekrana aslında aynı zamanda yazdı ve okudu. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edilecek hususlardan bir tanesi de arkadaşlar biz şimdi write modunu açtık kapattık ya bir de bu da şimdi ben sürekli bunu gördüğünüz gibi ben sürekli derleyip bu programı çalıştırdığımda benim dosyam sürekli sıfırlanacak abi. Onun için benim burada yapacağım işlem arkadaşlar dosyanın içerisine ekstradan bilgiler yazabilmem için arkadaşlar eğer burada olduğu gibi eğer write modunda siz bu dosyayı açtıysanız arkadaşlar write modunda bu dosyayı açtıysanız direkt yani append yani ekleme modunun ilk harfi olan A'yı ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi
Bu sefer de ne yapalım? Dosyayı yazdırdık. Dosyayı okuduk ve kapattık. Ve şimdi de dosyaya değerler ekleyeceğiz. Şimdi baktığınızda sürekli ben her çalıştırdığımda arkadaşlar benim bu deneme tekstim bu şekilde yani önce sıfırlıyor, yani dosyayı siliyor, ardından bu değerleri tekrardan yazıyor. Onun için hemen aynı şekilde arkadaşlar bakın onu da yapalım. Mesela bu da çok önemli. Bazen mesela döngüler içerisinde kendiniz manuel değerler kaydetmek istersiniz. İşte burada append kullanıyorsunuz. Dosyaya veri ekleme diyelim. Şimdi veriyi ben ne yaptım? Dosyamı okudum. Mesela ne yaptık? Dosyamı yazdırdım. Kapattım. Okudum. Ekrana yazdırdım. Bir de aynı zamanda bunun içerisine ben append etmek istiyorum. Yani değerleri eklemek istiyorum. Şimdi benim burada read'le bir işim yok arkadaşlar. Onun için şunu kapatıyorum. Ne yaptım? Pardon. Yanlış yere koyduk. Şuraya koyacağız. Şimdi buraya append'in e'sini ekliyorum arkadaşlar. Ben bunu çalıştırdığımda arkadaşlar üzerine ne yapacak? Ekleyecek arkadaşlar. Şöyle yapalım. Derleyelim. Şurada tabii bir daha bir şunu bir pardon arkadaşlar. Şurada standart alt yani ekrandan dosyadan okuma kalmış. Çok özür dilerim. Şunu alıyorum. Arkadaşlar dosyaya çünkü yazdıracağımız için e.pnw.ptr.ie+1'i ne yapacağız? Yazdıracağız. Bir daha derleyelim. Gördüğünüz gibi bakın az önce 0, 1, 2, 3, 4, 5'ti ya. Şimdi append ektim. Yani dosyayı silmeden üzerine ekliyorum arkadaşlar. Sürekli üzerine ekliyorum her çalıştırdığımda. Ama siz bunu döngü yaparsanız bunu sürekli run etmenize gerek yok. Bu. Şöyle. Bir daha derleyelim. Gördüğünüz gibi append ediyor. Yani zaten aynı değerler, yani append dediğimiz şey aslında dosyanın içerisini aç. Var olan bilgilerin üzerine ekle anlamına geliyor. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi değerlerimizi üzerine ekledik arkadaşlar. Şimdi bu append. Bir de isterseniz yani şöyle de yapabilirsiniz. Yani illa write modunda arkadaşlar önce write yapıp ondan sonra append etmenize gerek yok. Bu append'in anlamı eğer dosya varsa içerisine ekle. Eğer dosya varsa içerisine ekle. Yoksa kendini oluştur içerisine ekle modunda oluyor. İsterseniz bakın şuradan dosyanın şuradan deneme tekstini silelim. Ondan sonra şunu bir daha bir yorum haline getirelim arkadaşlar. Yani bunlar hep böyle birbirine girdiği için şöyle kapattım. Şimdi ben gene deneme demeyelim de hadi buna ne diyelim? Farklı olsun az önceki karışmasın diye. Kayıt diyelim. Kayıt nokta text. Append'in içerisinde bunu ekleyecek. Şöyle run ettim. Gördüğünüz gibi kaydımızı etti. Bakın ben ne kadar run ettikçe dosyamın exe'sini append ediyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi bakın ne kadar run ettikçe üzerine append ediyor. Eğer ben bunu write modunda yapsaydım bu sürekli dosyayı sıfırlayıp sadece 0'dan 5'e kadar olan değerlerin 5 tane değerimizi yazacaktım. Mesela onu da yapalım. Tekrar aklımız karışmasın. Write diyelim arkadaşlar buna. Bakın şimdi bakın farkı göreceksiniz. Yaptım.
Bakın 005. Sürekli çalıştırıyorum. Sürekli çalıştırıyorum. Sürekli çalıştırıyorum. Sürekli çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir sürü, şunu bir daha kapatalım şunları. Bakın gördüğünüz gibi sıfırda pentteki gibi sürekli run ettiğim sürece bunlar bu değerler dosyanın içerisinde eklenmiyor. Ya onun için hani her bir dosyanın bir amacı var arkadaşlar. Eğer sürekli bir while döngüsünün içerisinde siz bir işlem yapıyorsanız arkadaşlar bu işlemleri yani sürekli ise append modunu kullanmanız lazım. Yani çünkü write yaparsanız girdiğiniz her kayıtta bu işlem yani girdiğiniz her bir değerde reset atıp sadece tek bir değeri görürüz. Ama append modunu eklerseniz ilk önce dosyanızı açar ve üzerine while döngü süresince dosyaları değerleri dosyanın içerisine kaydeder arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım burada bir de var ya çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Başka bir ikinci bir trik nokta. Şimdi mesela bir şeyin hani biz diyoruz ya girdiğimiz değerlerin bir logo önemli değil mi? Mesela sayısal bir işlem yapıyorsunuz ve rapor yazacaksınız. Örnek veriyorum nedir? Eğik atış hareketi, eğik atış amacı, işte teorik hesaplamalar. Ayrı ondan sonra bunun simülasyonu ve grafiğinin gösterilmesi gibi bir dosya hazırlayacaksınız. Ve burada C'yi kullanacaksınız. C'yi kullanıyor olduğunu düşünelim. Şimdi burada ben bu kayıtların grafiğini çizebilmek için arkadaşlar başka bir programlara bunu uygun hale getirmem lazım. Ben onun için buraya bak farkınız hep sürekli noktalı virgül koyuyorum. Niye noktalı virgül koyuyorum? Çünkü ben bu değerleri Excel'de tablolara aktaracağım. Ve tablolara aktarırken bunlar virgül yani virgül gibi ayraç olarak kullanıyorum. Yani boşluk koyarsanız arkadaşlar verileri aktarırken veri kaybına neden olabiliyorsunuz. Onun için ben buraya noktalı virgül kaydettim. Şimdi gene tekrardan çalıştıralım. Çalıştırdım ve ben şu şekilde veri tabanına yani log değerlerime dosyanın içerisine verilerimi kaydettim. Şimdi ben bunları Excel'e aktarmak istiyorum bu değerleri değil mi? Şuraya hemen bir tane bir Excel dosyası açalım. Ve şimdi ne dediğimi anlayacaksınız. Şimdi şuradan veri kısmına geldim Excel'den arkadaşlar. Metinden. Masaüstü C dersleri 12. ders kayıt. Şimdi gördüğünüz gibi bakın burada her alan virgül ve sekme gibi karakterlerle ayrılmış diyor bakın. Ben burada ne yaptım? Virgül ve benzeri karakterle ayırdım ki ben bunları Excel içerisinde direkt satı ve sütunlarına uygun bir şekilde böyle bileyim. Neyse bakın gördünüz mü? Şimdi burada noktalı virgül, virgül, ondan sonra boşluk diyebiliyorsunuz. Ama boşluklarda arkadaşlar eğer kayıtlarda tek varsa yani 10 tane boşluk varsa boşluktan sonra bir değer al. Boşluktan sonra bir değeri al. Yapamıyorsunuz. Çünkü direkt ilk değeri gidip sütununa yazıyor. Onun için ben buraya noktalı virgül diyorum. Bakın gördüğünüz gibi ayrıldı arkadaşlar. Ve ileri diyorum. Ve son diyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekste yazdırdığım değerleri Excel tablosuna aktardım. Ve bunları isterseniz sizin seçeneğinize bağlı olarak arkadaşlar grafiğe aktararak şurada gördüğünüz gibi mesela grafiklere aktararak raporlarınızı ekleyebilirsiniz. Yani bu çok önemli yani bu gerçekten dosyalardan sonra kayıtlarınızın farklı programlarla çalıştırılabilmesi için arkadaşlar bu tarz trikler çok önemli. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar ve bir sonraki derste aslında bir küçük bir bununla alakalı bir örnek yapacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.